Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflar matematik dersi 2. dönem 2. yazı sorularının çözümlerini yapıyoruz. Kanalımızda arkadaşlar 10. sınıflara yönelik diğer yazılımları da bulabilirsiniz. Özellikle matematikle ilgili. Lafı fazla uzatmadan ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar çekirdeki dikdörtgenler prizmasında L noktası B, C, G, F yüzeyinin ağırlık merkezi yani tam ortada diyor. AB 12, GC 16, BC 18 santimetre olduğuna göre AL kaçtır arkadaşlar? Şimdi burada bu tür sorularda bir doğru parçasının uzunluğunu bulmak için mutlaka dik üçgene ihtiyacınız var. Burada dik üçgen yapmanız gerekiyor. Şuradan şuraya L noktasından BC'ye dik uzattığımızı düşünelim. Sonra arkadaşlar bu uzattığınız dik uzunluk şurası ağırlık merkezi olduğu için şurasını iki eşit parçaya böldüğünü düşünün. Yani 8, 8 olacak. Bu uzattığınız çizgide 8 birim olmak zorunda. Sonra ne yapacaksınız? Onu söyleyelim. A ile arkadaşlar uzattığınız o noktadaki BC üzerindeki noktayı birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz vakit arkadaşlar şurada bir dik üçgen elde etmiş olduk. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şurası. Şurayı bulmamız gerekiyor. Buraya diyelim ki ben A dedim. Şurada bir Pisagor yapalım. Şurası 18 olduğu için 9, 9 diyebilirsiniz. Zaten özel bir dik üçgen bu. Şurası 90 derece ayrıca. 9, 12 ne üçgeni var? 9, 12, 15 üçgeni. Pisagor yapsanız da yine aynı şekilde A'yı 15 bulacaksınız. A eşittir 15. Sonra bize x'i soruyor arkadaşlar. Burada da yine Pisagor yapabilirsiniz. Zaten özel bir dik üçgen 8, 15, 17 üçgeni var. Şurayı 15 bulduk. 8, 15, 17'den 17 bulursunuz ya da Pisagor yapalım. X kare eşittir. 8'in karesi artı 15'in karesi yazıyorum. X kare 64 artı 225 yani x kare eşittir. 289 AL uzunluğumuz 17 olarak bulundu. Cevabımız 17 santimetre. İkinci soruya geçelim şimdi arkadaşlar. İkinci soru yamukla ilgili bir soru arkadaşlar. Şimdi soruyu okuyalım. ABCD yamuğunda AB paralel DC yani alt taban ve üst taban birbirine paralel. Sonra neler vermiş? Kesişen noktaları vermiş. Onları okumayayım ben size. ADK 7 santimetre kare. Şurası 7 santimetre kare. EBG 8 santimetre kare. Şurası 8 santimetre kare arkadaşlar. Evet. BG'nin 3 katı GF'nin 4 katına eşitmiş. O zaman şuraya diyelim ki BG 4K yazarsam GF 3 kat olacak. Bunlar da yazalım bir şekil üzerinde. Şu soru biraz daha büyütün daha rahat çalışma alanımız olacak. Evet, BG'ye arkadaşlar şuraya 3K yazıyoruz. Pardon 4K yazıyoruz. GF'ye arkadaşlar 3K yazdık. Sonra yapmanız gereken tek bir çizgi var. O çizgiyi çizdiğiniz vakit soru zaten çözülmüş oluyor. Burada bu çizgiyi çizdik arkadaşlar. Sonra bakacaksınız şurada bir üçgenimiz var. Yükseklikleri aynı. 4'e karşılık 8 ise 4K'ya karşılık 8 ise değil mi? 2 katı. O zaman 3K'ya karşı şurası 6 santimetre kare olacak. Sonra yamuğun şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Eğer bir yamuk daha şunu çizelim. Köşegenler çizilmişse şuna kelebek diyelim. Şu kelebeklerin kanatların alanları eşit olur. Yani şunun alanı A ise yan tarafın alanı da A olacak. Burada da aynı şekil var. O zaman burası 7 ise şurası da 7 olmak zorunda mı? Evet zorunda. EKGF zaten şu taralı mavi alanı soruyor. 7, 6 daha cevap arkadaşlar 13 santimetre kare olacak. Biraz arkadaşlar bilginizi kullanmanız gerekiyor. Yani yamukla ilgili bazı bilgileri bilmeniz gerekiyor burada tabii ki. Önce konuyu tabii ki çok iyi bilmeniz gerekiyor ki bu tür soruları çözesiniz. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruya bakacak olursak kare ile ilgili bir soru. DE, EC yani şu iki uzunluk birbirine eşit. Sonra arkadaşlar BF, FE eşit. Şu uzunluklar da birbirine eşit.
A f kök 13 birim olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Burada da arkadaşlar şu çizgiyi uzatalım. Yani şuradan şuraya şu doğru parçasını uzatalım. Şimdi şurada bir yamuk var. Yani A, D, E, B bir yamuk. Bu turuncu çizgi orta taban oldu. Orta taban olduğuna göre orta taban neydi? Şu üst tabanla alt tabanın toplamının yarısıydı. Şimdi toplayıp ikiye bölmemiz için buraya çift sayılar veriyorum ki ikiye rahatlıkla böleyim. O zaman karenin bir kenarına 4 A dedim. Şuradan şuraya ben paralel çizdiğim için şuralarda 2 A, 2 A olarak bölünecek. Peki bu turuncu çizgiyi nasıl bulacaksınız? Buraya K diyelim. KF diyelim buraya. KF uzunluğunu az önce söyledim. Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması. Toplayınız 6 A. 6 A'yı 2'ye böl 3 A olacak. Burayı da 3 A olarak bulduk. Sonra arkadaşlar burada bir dik üçgen oluşturduk zaten. Paralel uzattığımız için köşeler dik. Bu da dik olmak zorunda. Burada bir Pisagor yapıyoruz. Yani şu üçgende Pisagor yapıyoruz. 2A'nın karesi artı 3A'nın karesi eşittir kök 13'ün karesi diyoruz. Karelerini alalım. 4A kare artı 9A kare eşittir 13. Buradan 13A kare eşittir 13. A'nın 1 olacağını herkes görebilmiştir. A1. O zaman bizim bir karemizin bir kenar uzunluğu A yerine 1 yazarsanız 4 olur. Çünkü burası 4, A'ydı. Her kenar 4. Karenin çevresi. Çevresi 4 çarpı 4A yani 16A. A yerine de 1 yazınca cevap 16 birim olacak arkadaşlar. Gelin 4. sorunun çözümüne. Dördüncü soru arkadaşlar paralel kenarlarla ilgili bir soru. ABCD paralel kenarında eşit açılar vermiş zaten şurada. Diyelim ki ben buna A açısı A açısı diyelim. Buraya da B açısı B açısı diyeceğim. Kolay bir soru, zorlayıcı bir soru değil. Yazılımın en kolay sorusu diyebiliriz. Şimdi bakın, eğer paralel kenar yamuk gibi şekillerde bir uzunluk karşı kenara gidiyorsa ve açıortay oluyorsa orada arkadaşlar ikizkenar yapıyorsunuz. Nasıl, bakın, nasıl yapıyorsunuz? Şöyle Z'den şuraya da A açısı yazabilirsiniz. Ben buraya A açısı yazarsam şu iki kenar birbirine eşit oldu. O zaman şuraya da 4 birim yazabilirim. Yine arkadaşlar bir Z kuralından şöyle Z kurum. O zaman şurası 6 ise AB de 6 olacak. Demek ki AB 6 ise karşıya da 6 birim yazabilirim. Bize nereyi soruyordu EC? DC kaçtı? 6 birim. DC'yi nasıl buluyoruz? 4 artı EC yaparak bulursunuz. O zaman EC uzunluğu 2 birim olur arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözdük. Şimdi 5. soruya bakalım. Arkadaşlar 5. soru eşkenar dörtgenle ilgili bir soru. Eşkenar dörtgen arkadaşlar paralel kenarın bir çeşidi. Bütün kenarları eşit olan paralel kenarlara eşkenar dörtgen diyebiliyoruz. Şimdi burada bize neler vermiş? DC, ED eşit DC eşittir ED. DEC 76 derece olduğuna göre EAB kaç derecedir? EAB dediğimiz arkadaşlar şuraya x diyelim. Bize burayı soruyor. Şimdi burada ikizkenar üçgen olduğu için buraya hemen 76 derece yazabilirsiniz. Değil mi? Şimdi eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit. O zaman şuraya da eşit olduğu için aynı kenarı yazabilirsiniz. Buradan arkadaşlar sonrasında şöyle düşünün. 76 ile şu açının toplamı 180 olacak. O zaman 180'den 76'yı çıkarırsak 104 derece buluruz. O zaman bu köşe 104 derece. Peki arkadaşlar, burası 104 ise karşı tamamen 104. 76, 76 arkadaşlar 152. 152'yi 180'den çıkaralım. Kaç kaldı? 8, 28 derece. Şurası 28 derece. Peki burası 104 derece ise şu karşı tamamen şurası 104 derece olmalı. Şimdi 28'i de 104'ten çıkaralım. Çıkarıyoruz arkadaşlar. 6 şurada kaldı. 9. 9'dan 2 çıktı. 76 derece oldu. Buraya 76 derece yazdım. Sonra arkadaşlar şurası ikizkenar üçgen olduğu için
Taban açıları birbirine eşit mi? Eşit. Bu taban açıları eşit olduğuna göre nasıl bulacaksınız o taban açıları? Şimdi 180 ile 76 çıkardık. Zaten 104 bulmuştuk. O zaman şuralar 52. 52 çünkü eşit. Peki biz x açısına nasıl ulaşacaksınız? Burasının tamamen 76 olduğunu biliyor muyuz? Neden? Karşıdaki şu açı 76 ise burası da 76. O zaman x artı 52 eşittir 76 yazıyorum. 52'yi karşıya atıp 76'dan çıkarırsanız 24 derece bulursunuz. Cevabımız da 24 oluyor arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım şimdi. Altıncı soru arkadaşlar dörtgenle ilgili bir soru. Şimdi iki tane diklik verilmiş zaten. 1, 5, 7 şekil üzerinde yazılmış zaten. DC kaç santimetredir? Şimdi şuradan iki dik üçgen elde ettik mi? Elde ettik. Bir dörtgende arkadaşlar iki tane dik açı varsa karşılıklı hemen aradan bir köşegen çizin. Burada iki tane dik üçgen buluyorsun. Dik üçgen varsa zaten Pisagor'dan soru çözülür. Şimdi şuraya Y diyelim. Bize şurayı soruyor. X'i soruyordu. Hemen şurada küçük bir Pisagor yapalım. Şu küçük üçgende. Y kareye eşittir. 7'nin karesi artı 1'in karesi. Yani 49 artı 1 50 oluyor. Peki sonra arkadaşlar şurada bir Pisagor yapalım. Y kare eşittir. X kare artı 5'in karesi. Y kare yerine 50 yazıyorum. X kare artı 25 yazdım. 25'i karşıya attım, çıkardım. X kare eşittir 25. X de 5 çıktı arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. 7. soru arkadaşlar çokgenlerle ilgili bir soru. ABC düzgün çokgeninde. Şimdi bize neler vermiş bakalım. BKF BDC'nin 6 katı. O zaman BKF'ye şuraya diyelim ki ben 6A yazarsam. BDC şurasına A açısı yazıyorum. Buna göre diyor düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Arkadaşlar bu tür soruların en hızlı çözüm yolu, en kolay çözüm yolu her düzgün çokgenin çevresinde bir çevrel çember vardır. Çevrel çemberi düşündüğünüz vakit, çizdiğiniz vakit sorunun çözümü oldukça basitleşiyor. Şimdi burada bir çevrel çember var. Şu A açısı o zaman çevre açı. Gördüğü yayın yarısıydı. O zaman şu yay 2A. Her yay 2A'dır burada arkadaşlar. 2A yazdık. Peki şu açının gördüğü toplam yay uzunluğu bakıyorsunuz kaça? 4A. Yarısı 2A. O zaman şu açımız burada 2A yazıyorum ben buraya. Peki arkadaşlar şurası da A mı? A. Bununla bunun toplamı şurayı verdiği için değil mi? Burayı veriyor. Burası o zaman 5A. Çünkü A artı 4A, 5A daha 6A yapmak zorunda. Bu üçgenin arkadaşlar iç açılar toplamını yazıyorum. Yani A var, 5A var, 2A var, 1A daha var. Eşittir 180 derece. Bu üçgenin iç açılar toplamını toplarsak arkadaşlar kaç A yapıyor? 8, 9A. Eşittir 180. 9'a bölün 180. A 20 derece. O zaman şu 2A'yı hesaplayalım. 2 çarpı 20'den 40 derece. Bu 40 derece her bir yay ölçüsü dış açıdır. Yani bu çokgenin dış açısı 40 derece. Peki eni nasıl buluruz? 360'ı 40'a bölerseniz bunun bir kaçgen olduğunu bulursunuz. Sıfırlar gitti. 36 bölü 4, 9. Bu bir dokuzgenmiş arkadaşlar. Kenar sayımız 9. 8 soru arkadaşlar. Dış bükey bir çokgenin iç açılarının yarısının her birinin ölçüsü alfa, diğer yarısının her birinin ölçüsü 270 eksi alfadır. Buna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi kenar sayısına biz n diyelim. Zaten n de gösteriliyordu. Yarısı alfa ise n bölü 2 çarpı alfa yaparsak yarısının toplamını buluruz. Sonra 270 eksi alfayı da n bölü 2 ile çarparsak diğer yarısının toplamını buluruz. Bu bize iç açılar toplamını verdi mi bütün hepsini? İç açılar toplamı da n eksi 2 çarpı 180 derece formülüyle bulunurdu. Şimdi burada şu parantezleri açalım. Şurası n çarpı alfa bölü 2. Şu n bölü 2 içeri atınca arkadaşlar 270'in yarısını alırız. Burası 135 n olacak. Eksi n çarpı alfa bölü 2. Eşittir. 180'i de içeri dağıtıyorum. 180 n eksi 360 yazıyorum. Şimdi burada n çarpı alfa bölü 2'ler gitti mi? Gitti. 180
n'i bu tarafa attık. Burası eksi 45 n eşittir eksi 360. 360'ı 45'e bölerseniz n'in kaç olduğunu çok rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. N burada 8 olacaktır. Demek ki bu bir 8 gelmiş arkadaşlar. Kenar sayısı 8. Ama düzgün falan değil. Zaten düzgün olması sormuyor bize. N burada 8. Gelelim 9. soruya. 9. soruda arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerle ilgili bir sorumuz var. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi eksi 4x1 eksi x2 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bu ifadeyi şurasını arkadaşlar şöyle yazalım. x1'in karesi eksi 3x1 eksi x1 eksi x2 olarak yazalım. Burada neden böyle bir şey yaptık derseniz şu ifadeyi arkadaşlar 1'i karşıya attığım eşitliyorum. Eşittir eksi 1 olur mu? Olur. Şimdi bu denklemin kökü x1 olduğuna göre ben x yerine x1 aldığım vakit aynı denklemde x yerine x1 yazarsanız şurası eksi 1 olduğunu görürsünüz. Devam edelim. Burası eksi 1. Şu iki kökü de eksi parantezinde x1 artı x2 olarak yazabiliriz. Eksi 1, eksi. Şimdi kökler toplamı neydi? Bunu nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a formülüyle buluyorduk. Burada b'miz eksi 3. Eksi ise artı 3. 3 bölü 1'den 3 olacak. Burası da 1 eksi, eksi 1 eksi 3 yazarsak arkadaşlar cevabımız eksi 4 olmaktadır. Buradaki püf nokta şunu görmeniz arkadaşlar. Bunu gördükten sonra sorunun çözümü oldukça kolaylaşıyor. 10. ve son sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. A ve B gerçek sayı olmak üzere Z eşittir A kare eksi B kare artı İ çarpı B eksi A. Karmaşık sayısının gerçek kısmı 12, imajiner kısmı eksi 3 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi imajiner kısmı zaten burası. Burası eksi 3. Real kısmımız da arkadaşlar şurası. Burası da 12'ymiş. O zaman şöyle yazalım. B eksi A eşittir eksi 3. Her iki tarafın burada karesini alırsanız soruyu çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Karesini alıyorum. Veya karesini almadan şu ifadeyi alalım. Karesini almayalım. Şu ifade A kare eksi B kare eşittir 12 yazalım mı yazalım. Burada arkadaşlar iki kare farkı uygularsanız A eksi B çarpı A artı B eşittir 12 dedi. Peki B eksi A eksi 3 olduğuna göre A eksi B artı 3 olur. Peki A ile A eksi B ile A artı B'nin çarpımı 12. Biri 3 olduğuna göre çarpımlar 12 olması için diğeri de 4 olmalı. Buradan şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. A eksi B eşittir 3. A artı B eşittir 4. Topla alt alta bunları. B'ler gitti. 2A eşittir 7. A eşittir 7 bölü 2 çıktı. A 7 bölü 2 bulduk. A yerine 7 bölü 2 herhangi birinde şunu da yazalım. Yani 7 bölü 2. Şunu şu tarafa biraz getirelim. Ekran gözüksün. 7 bölü 2 artı A eşittir 4. 7 bölü 2'yi karşıya atıp çıkaralım. 4 eksi 7 bölü 2 payda eşit dersiniz arkadaşlar. 1 bölü 2 bulacaksınız. A'yı da pardon B'yi değil mi? Burası B'ydi ben yanlış gördüm. B eşittir 1 bölü 2. Sonra bunların çarpımını soruyor. A çarpı B eşittir 7 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir 7 bölü 4. Arkadaşlar soruların çözümlerini bu şekilde bitirdik. Çözümlerle ilgili sormak istediğiniz bir şey veya şurada bir hata yapıldı diyorsanız aşağıda yorum kısmına yorumlarsanız sizlere bunların açıklamasını yaparız. Kanalımızda farklı içerikler bulabilirsiniz. Kanalımızı takip ederseniz arkadaşlar memnun oluruz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.